Saat sabah 6:40. Sonunda göründük. Hala o kadar karanlık ki. Asla görünmüyoruz kamerada. Konu çok heyecanlandın mı? Evet. Şimdi metrobüsün diğer tarafına geçmeye çalışıyoruz. Geldik. Şurada. Burada da harika bir alan var. Arkasındaki Ece Kumru'da inanılmaz korkuyor. Buradaki kentleşmenin garipliğine şaşırıyoruz. Arkada falan rezidans var, burada öyle. Diğer taraflar gece kondu dolu. Şöyle pazara şu araba girişinin olduğu yerden girdik. Sağ taraf burada normal pazar yeri. Sol tarafta bit pazarı tarafı. Hiçbir şey yok sanki şu an. Böyle sırf mutfak eşyalarının olduğu yerler var. Ben buralardan iyi karıştırarak çok fazla şey bulabiliyorum. Bu yerdeki şeyler genelde 5 lira oluyorlar. 3 olur mu diyorsun birkaç şey alınca. Sonra diyorlar ki olur. İçinde bir şey var. İçinde çay var galiba. Direkt çay şeyini çayıyla beraber koymuşlar. İnsanlar yanımızdan koca koca bavullarla ve çuvallarla geçiyorlar. Neler neler almışlar. Evet, bugün algılarımız güzel şeylere kapalı ve asla güzel şey seçemiyoruz. Sabah 6'da uyanmak boşa gitmemeli. Yarıda kalmış bir örgü var burada. Ne işe yarayacağı bilmem. Mumluklar kaçak. Bu demlik ne kadar? Demlik mi anlamadım? Korsanın mı? Şu ne kadar? Vazo. 10 lira var vazo. 10 lira. 10 lira. Böyle sırf kitapların olduğu tezgahlar var. Sırf kıyafetlerin olduğu tezgahlar var. Bunlar da genelde hepsi aynı fiyat oluyor. Ya işte cekete falan mesela 20 diyorlar. Sonra diyorsun ki 10 olur mu? Sonra diyorlar ki 15 olsun. Diyorsun ki 10 vereyim. Sonra diyor ki tamam. Ne kadar bu? Bir abi sordu 30 lira dedim, size de 30 lira. Şöyle kalıplar var. Adam 5 lira 10 lira dedi. Bir şey sordum, 10 lira dedi. Sonra dedim ki 5 olmaz mı? Senin canın 5 olmasını istiyorsa 5 olur dedi. Müthiş. Şu kaseye bakar mısınız kocaman? Bir de bu çok tatlı gibi. Ama böyle şeyler boşuna fazlalık yapacak şeyler. Kase alınır mı? Ama çok fazla kasem var. O yüzden ben almayayım. Ama alınır. Ne kadar bir kase? 10 lira. 10 lira. İyi. 7,5 olurdu. Müzeden çalıntı olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey. İçine bakar mısın? Gözüküyor mu? İçinde bir kafa var. Çok korkunç. Ama bak mesela böyle gözükmüyor. Böyle... Belli açıdan bakınca görünüyor sadece. 5 lirada 3,5 aldık. Direkt parayı hazırlayınca abi ver bunu. Sana vereyim 3,5 deyince öyle oldum dedim diyorlar hemen. Memeleri var. Şöyle 2 tane kase var sonra. Ne kadar bunlar? 5 lira, 3,5 olur. 5 lira olan her şey 6,5 lira. Aa, ne? Ama çatlak. Adamın şu kaselerden bu kadar çatlak olmasa çok iyi. Şu da çok iyiymiş. Sonra böyle tezgahlardan şöyle gözlük şeyleri oluyor. Bu burada sürpriz bir şekilde çok güzel şeyler yakalanabiliyor. Ama şu an yok. 5 liraymış. Şu
sönmek mesela çok güzelmiş. İleride bir gün eve çıktığımda, özellikle umarım Kadıköy'de çıkarsam, en büyük hayallerimden biri gelip buraya evim için ihtiyaçlarını buradan almak. Mesela şu çaydanlık müthiş. Kitaplara bakar mısınız? Bunlar çaya alınacak güzel kitaplar değil mi? Zaten Adalet Ağa olduğunu istiyorum. Şu ikisini tut. Üçüncüyü de bulalım. Normalde tanesi 5 liraymış. 3 tanesi 10 liraya anlaştık. Aha bu ne? El yapımı. Ana yurt oteli de var bende galiba. Bir de bu vardı mesela. Ama bunlar var bende. İyi, anladım. Bunları alıyoruz. İki tanesi 5 liraymış bunlar. Anladım. Şu anda da bunu alıyoruz. Pazarda ben bu arada bunların tanesini 10'a falan görmüştüm. Burada resimli olanları 22 falan. Çok güzel. Böyle parlaklı parlaklı sedefi benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Gerçi hepsi bunların nikah şekerlerinin yanında verilen şeyler. Ama kenarlarını falan ojeyle boyayınca belki güzel olur. Ya da tamam, ben galiba almak istemem. Az önceki bundanı almadık. Bu var çok güzel. Tam vintage bir kafe kurarken kullanmalık iken. Bu hırdanlık falan var burada. Şuna bakar mısın? Ağzından çıkartıyor. Şöyle bir tezgah var bunların da olduğu. Böyle 10-15, 20-25 arasında değişiyor. Şu özellikle çok güzelmiş. Şuralarda düz renkler de var. Bunlar normalde geçen gün internet sitesinde gördüm, 80 ve 100 lira civarı falandı. İnanılmaz. Ne kadardı bunun? Aynen. Bunlar da tonlar seçtikleri. Böyle tabaklar da var. Yeşil olanı uzatabilir misiniz? Bu ne kadar? 20 lira. Bu da 20'ymiş. Evet, bunun aynısının bardağı da vardı. Şu inanılmaz güzel, 20 lira. Nasıl vermişim? Şuna da çekiyor. Şey yok. Emin değilim. Nasıl? Çerçevesi falan da hoşuma gitti. Çerçeve fiyatına verirse belki olmayabilir. Hepsini birlikte 20 liraya verirse değil mi? Ne kadar? 5 lira. 5 lira. 3'ü birden 10 olur mu? Olur olur. Tamam. 3'ü birden 10 lira. Şu inanılmaz güzel bir sarı kettle ve arkasındaki şu turuncu şey ne acaba? İnanılmaz merak ettim. Bir de Kukka'nın kitabı var. Gerçek mi bu? Evet, gerçek boyanmış. Sonra puzzle çerçevesi var. Ay çok iyi, taşıyabilecek olsam alırdım belki. Bir de bu fincanları aşırı beğendim. Ay çok hoşuma gidiyor böyle minik minik itemler ama asla almıyorum çünkü sadece bunlar kalabalık yapmaya yarar hayatta. Aslında çok güzel plastik gibiler bunlar. Burada özellikle tabak çanak aşırı beğeniyorum ben. Şu yeşil kupa mesela mükemmel. Şöyle bir kazığı ve hiçbirinde defa görünmüyor. Bunu 7 liraya aldım. Bunu bir de Batuhan'a aldım. Çok yakışır. Şu anda bitkilere daldı şu an. Çok güzeller. Hemen bit pazarının azıcık öte tarafında. Ama sınır yerinde. Pileyalar da var. Kirpiklerimiz deyince maskeye böyle boyuyor burayı. Yukarı buhar yaptıkça kirpiklerim akıyor.
kaç saattir geziyoruz, ne kadar şey baktık, hala saat 8.30 falan. Mükemmel. Şöyle bir şey buldum. Ablayla dövüştük birazcık 10 lira olsun diye ama 10 lira yapmıyor. 15 lira alıyorum. Çok iyi. Bunu aldım 15 liraya. Teyze bana çok kızmıştı galiba. Bir de tuvalına açık pembe ve mor sümbül aldım. Çok güzeller. Bunları da balkona koyarken belki saksı değiştirme videosu çekerim. Bu ne acaba? İnanılmaz güzel. Kutu olarak bitki çayı satılıyor. Mükemmel. Kadar dop dolu bir tezgah ki mükemmel. Her şey çıkabilir. Böyle şeylerde, böyle tezgahlarda sanki arkadaşımın evine gitmişim de böyle her şeyi karıştırıyormuşum ve hoşuma giden bir şey olursa ona uygun fiyata satabilirmiş gibi. Mükemmel. Ben böyle şeyleri karıştırmayı çok severim. Neden her yerden her şey çıkabilir. Harfleri olsa inanılmaz güzel değil mi? Sıkıra bu. Çok güzelmiş. Arkasında da San Francisco Market yazıyor. Tam böyle kahve bakımlamak için. Sonra... Pardon, ne kadar bu? 10. 5. Çok güzel. Ay, aşırı hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bunların böyle paketinin 2.5 olduğu yazıyor. Ama çok güzel değil mi? Tezgahtaki çoraplar böyle. Bu ikisi 2.5 lira. Şu da 2.5 lira. Bayağı güzeller. Bunlar böyle 2.5 lira. Ben bundan aldım bir tane. Şu ikisi birlikte 2.5 lira. Modelin güzelliğine bakar mısın? Çorabın paketi 2.5. Şu ne işe yarıyor olabilir acaba? Arkadaşlar pek de hijyenik olmayan bir hijyenik set bulundu. Sonra yarım şişe makyaj temizleme suyu. Tam tiyatro olarak kostüm alışverişi yapmalık yer. Müthiş şeyler var. Desenleri falan da çok güzelmiş. Birinin teknoloji tasarım dersi ödevi. Hatta kim? Bayağı. Ödevin burada bayağı. Gerçi teknoloji tasarım dersi hala var mı acaba? Instagram'da Berrak Kure diye biri var. Ve böyle şey paylaşmıştı. Aynı bundan almış. 10 liraya almış ve çalışıyor çıkmış. İnanılmaz. Sence bir denenir mi? Aa, arkada filtre kahve makinesi de var. Bir de bakarız. İyi. Biz burayı bir karıştıracağız. İnanılmaz her şeyin dolu olduğu bir yerdeyiz. Güzel bir şeyler bulursam göstereyim yine. Şu Profissimo'ya 100 lira dedi. Sonra hadi sana 80 lira olsun dedi ama çalışıp çalışmayacağı belli olmayan şeye. O yüzden çıkıyoruz artık. Gidelim. Hadi gidelim. Şöyle bitirdik tamamını. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince neler aldık hepsini paylaşırım. Daha öncesinde de bu benim 3. gelişim. Aldığım şeyleri fiyatlarıyla beraber paylaşırım. Çünkü bayağı güzel şeyler almıştım o zaman da. Işık süper olsun diye balkona çıktık. O yüzden ses birazcık kötü olacak. Bunu 5 liraya aldım. Bunu 2.5 liraya aldım. Hatta 2.35 falan sanırım. 5 lira dedi. Ondan sonra bu kadar bozum var olur mu dedim. Sonra dedi ki tamam. Şu iki çorabı... Evet, birazcık kızdı. Sonra bu iki çorabı, ikisi beraber 2.5 liraya aldım. Şu tişörtü 5 liraya aldım. Bayağı güzel görünüyor bu. Burasında etiket falan var. Ama hepsinin üzerinde yine Look Kadıköy diye bir etiket var. 15 yazıyor mu? 5 liraydı. Bir de böyle basit bir tişört aldım. Düz tişört. Bu da Tuanla'nın. Böyle bir tane crop top. Sonra bunu Batuhan'a aldım. Zaremem yazıyor. Bayağı aşırı güzel değil mi deseni falan? Aa, rengi ne kadar farklı görünüyor. Mavi gibi görünüyor. Ama normalde bayağı cartlak bir yeşil bu. Çok pis oldukları için biraz tiksine tiksine tutuyorum. Bir de böyle bir tane kilim aldım. Çok güzel bir kilim. Evet, bayağı böyle çok soluk renkli. Kocaman bir kilim. Şöyle kocaman bir şey. Bunu Tuhan'la 5 liraya aldı. Sabunluk gibi kullanılacak bir şey normalde. Deliği var burada. Ama şu anda tutuluk olarak kullanacak. Ama bu ikisi çok güzeller. Bu ikisi 15 lira. Aynen 15. Bunlar 15 lira.
Yani bit pazarında 15 lira fazla kalıyor ama aslında aşırı uygunlar. Evde benim de var. Eve gittiğimde kendi aldıklarımı da göstereceğim zaten. Bir de aynen bit pazarı ayarında değil, sıfır bunlar. Farklı bir tezgah var böyle şeyler satan. Sonra bir de bunu aldık. Ne kadar 3,5 aldın? 3,5 gibi bir şeydi. 3,5 liraya aldık bunu. Yine 5 lira demişti. Şöyle bazı ışıklarda böyle içinde görünen bir şey var. Ama normalde asla görünmüyor. Işık hani ışığını denk getirmek gerekiyor. İnanılmaz bir şey ve bunun Tacikistan'ın Ulusal Müzesi'nden çalıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kimsenin bunu buraya koymakla uğraşacağını düşünmüyorum. Bir de yazı olmazsa arkadaki şey de gözükmez büyük ihtimalle yani. O şekilde filtrelenmişler. Belki de şeydir, müzesinin dükkanında satılan bir şey falan. Sonra bunu geçen sefer Tuan'la almıştı. Bu normalde içi gibiydi rengi. Dışını böyle boyamış. Bayağı güzel olmuş. Bu 5 liraydı. Daha önce gittiğimizde almıştı Tuan'la. Bu da 7 liraymış. İnanılmaz güzel değil mi? Tuan'ın da üzerine karanfil koymuş. Müthiş böyle bir şey. Sonra bir de benim bugün aldığım 3 tane çerçeve var. Resimleri ayrı çok beğendim. Renklerini ayrı beğendim. Çerçeveler ayrı güzel. Yani resimleri beğenmeseydim bile muhtemelen alırdım. Çünkü çerçeveler inanılmaz güzel ama resimler de çok güzel. Bayağı normal. Üzerine boyanmış bir şey. Nereden aşırı merak ediyorum. Bir tane de sümbül aldım arkadaşlar. Bu mor, bu pembe. Açık bir pembe. Pembe olduğu nereden belli oluyormuş? Şöyle şuralarından belli oluyormuş. Aynen. Sümbüllerin. Bu bunun da mor olduğu koyu, belli oluyormuş. Bunun içi daha açık ama pembelerin içi hep açık. Hangi pembe geleceği birazcık şansa kalıyor. Şimdi eve gittiğimde de daha önceki bit pazarına gittiğim zamanlardan aldığım şeyleri göstereceğim. Ben bayağı bir şey aldım. Bu üçüncü gidişimdi zaten. Bunu da yaklaşık bir ay önce falan sanırım bit pazarından almıştım. İndirimle 2,5 lira civarı bir şeydi. Yani en başında 5 lira söylenip. Şurada minicik bir çatlağı var ve burada. Ama şu gerçekten minicik. Hani ne olduğu belli olmuyor. İçerken asla oralara denk getirmiyorum. Ama o kadar güzel ki gerçekten. Bu Instagram sayfalarında falan net 50-60 liraya satılacak bir şey. Çok iyi. Şu an o pazara gidişimin ve o videoyu çekişimin haftalar sonrasındayım. Daha yeni astım tablolarımı. Ve bu tabloları gerçekten o kadar çok beğendim ki. Böyle hep kadın figürü olduğu için sanırım. Böyle görmek, onun renkleri, enerjisi beni inanılmaz iyi hissettiriyor. Ve bundan öncesinde kullanıldığında da iyi bir hayat yaşamış olduğundan kısmen emin gibiyim. Bana öyle hisler veriyor. Şimdi bit pazarından aldığım bazı şeyleri göstererek videoyu kapatacağım. Yani neler bulabilirsiniz potansiyeli, aradığınızda neler karşınıza çıkar, hangi fiyattaki şeyleri aslında hangi fiyata alabilirsiniz tarzında minik ipuçları yerine geçmiş olacaklar. Şimdi başlıyorum. Şu yeşil saksı gibi şeyi 2,5 liraya mı ne almıştım? 5 lira demişlerdi. Elimde 2,5 lira hazır bozuk para vardı. Olur mu dedim. Olur dediler. Verdiler. Bu da kurdele bitkisi galiba. Sonra şöyle bir şeyi 2,5 liraya almıştım sanırım. Yani böyle alça gibi bir şey. Şöyle bir buhurdanlık aldım. Şunu 10 lira demişti. 7,5 olur mu dedim. 7,5 aldım. Üzerine de benim öncesinde böyle bir tane kasem vardı. Bunu koydum. Bayağı güzel takım gibi oldular. Sonra bit pazarından aldığım en sevdiğim parçalardan biri bu hırkam. Devamlı bunu giyiyorum. Tam bir depresyon hırkası yerine geçebilecek bir hırka. Dışarıda falan da giyiyorum ve aşırı seviyorum bunu. Bunu da 10 liralık kıyafetlerin satıldığı yerden 7,5 liraya almıştım. Sonra teyzeyle dövüşerek 10 liraya indirtemediğim, 15 liraya aldığım bu kilim var. Aşırı seviyorum. Gerçekten iyi ki almışım diyorum. Böyle şöyle 2 tane kocaman kupa aldım. Bunlar gerçekten aşırı büyük kupalar ve 5'er liraydı. Sonra bu ikisini almıştım. Sanırım üstteki de alttaki de ayrı ayrı 15'er liraydı. İnanılmaz güzeller. Altta bir marka adı yazıyor. Bu markaya internetten baktığımda böyle Avrupa'da satılan bilmem kaç euroluk falan bir şeylerdi. Şöyle minik defoları var. Diğerinde de var aynısının. Ama gıdayla temas etmeyen yerde olduğu sürece bir problem olmuyormuş. Bu ikisini aşırı severek kullanıyorum. Renkleri falan çok güzel. Zaten o tezgahta gördüğünüz bunun bir sürü farklı farklı renkli çeşitleri var. Her hafta farklı şeyler geliyor. Yani bir hafta gittiğimi bir sonraki hafta bulamayabiliyorum. Bunları aldığım hafta daha öncesinde gittiğimde mesela size gösterdiğim haftanın ürünleri yoktu. Bunlar da size gösterdiğim hafta yoktu. Sonra bunları almıştım. Böyle gördüğüm
İlk an aşırı beğendim. İkisi birlikte 5 lira dedi. Türk kahvesi içerken veya espresso içerken kullanıyorum. Zaten minicikler. Bir de bunu da göstermiştim pazarda. İçine kahve koydum. Bu ekranda tam öyle görünmüyor ama daha böyle su yeşilimsi bir rengi var. Bunun fiyatını zaten söylemiştim. Bir de şöyle bir demlik var kocaman. Ben kapağını yere düşürdüğüm için kırmıştım üstünü ama Japon yapıştırıcısıyla falan yapıştırmayı deneyeceğim. Aşırı güzel. Bu da aynı o bardakları ve emayeleri aldığım yerden almıştım. Ve şu 20 lira. Aldığım bir tane kocaman bir kilim vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. 25 liraya mı ne almıştım? Bayağı güzeldi. Ama çok eski olduğu için annem gerçekten bunu ileride bir evin olursa içine serecek misin diye birazcık kınayarak değerlendirmişti. Çok yakın arkadaşlarım bir seramik stüdyosu açıyor ve tam böyle oraya yakışacak gibiydi. Ve zaten ayakkabıyla kullanım olacağı için çok da yeni bir şey de olması gerekmiyordu. O yüzden tam oraya uygun olacaktı. Onu da oraya serdik. Zaten ileride oradan çok fazla paylaşım yapmayı düşünüyorum. Çünkü o kadar estetik, o kadar böyle yuva gibi hissettiren ve güzel bir yer oldu ki belki beraber orada seramik yapmayı öğreniriz. O yüzden o kilimin bulduğu yuvayı merak ediyorsanız eğer beni takipte kalın. Yani eminim daha fazla aldığım şeyler vardır bu arada. Hepsini hatırlamıyorum. Çünkü toplamda 3 kere gittim ve 3'ünde de böyle bayağı elim kolum aşırı dolu dolu dönmüştüm. Hem ikinci el olması hem böyle başka bir yerlerden gelen şeyin bende değerlenmesi hem de hiç tahmin edilmeyecek şeylerin devamlı olarak orada bulunması bana inanılmaz keyif veriyor. Sadece böyle uğruna çabalamak gerekiyor. Hani şey gibi değil. Bir şeyi çok beğenirsin, param vardır, para verir, alırsın değil. İstediğin bir şey vardır ve onu çok arayıp tarayıp böyle gezip uğraşıp bulman gerekir ve sonucunda zaten herkesin az çok karşılayabileceği bir fiyattadır. Bu his bana çok iyi geliyor. Kendim uğraşmam gerekiyor onun için. Böyle bambaşka şeyler evimde çok değerleniyor. Şunların 3'ünü 10 liraya almış olmama inanamıyorum. Çünkü yani gerçekten çok güzel duruyor. Her gördüğümde aşırı mutlu oluyorum. Benim ismi kanalımla da aynı olan Besedi isimli Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Oradan çok çok daha sık paylaşım yapıyorum. Ve devamlı olarak bu Bit Pazarından aldığım şeyleri fiyatlarıyla falan paylaşıyorum. O yüzden bir sürü insanı çok güzel eşyalarımla delirtmişliğim çok oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir süredir her pazar öğlen saat tam olarak 2'de video yayınlıyorum. Umarım bundan sonra da hep öyle olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.